Atatürk der ki: Yapma olanağı olan işleri yapmazsak tarih bize kızar. Talih'ten soruyorsunuz. Talihin esası tatbiki mümkün olan meselelerde düşünüp taşındıktan sonra işe başlamaktır. Kumandan olan bir kimsenin büyük bir azimle fırsatları elden kaçırmaması gerekir. Aynı zamanda akla uygun olan şeyleri takip etmesi gerekir. Değişikliklerin sabit ve belirli durumları yoktur. Şu kadar ki bu değişiklikler çalışmakta ve harekette bulunan kimseler için de bir kolaylık sağlar. Lüzumuna kani olduğumuz bir işi derhal yapmalıyız. Yakup Kadri Karaosmanoğlu anlatıyor. Bir 30 Ağustos bayram akşamıydı ve davetlilerin çoğunu merasim üniformalarını giymiş generaller teşkil ediyordu. İsmet Paşa Atatürk'ün karşısında oturuyordu. Generallerin çoğunluğunu teşkil ettiği bir zafer töreni sofrasında harp hatıralarından başka ne konuşulur? Hatırlar mısın dedi Atatürk İsmet Paşa'ya. 6. Ordu kumandanı olarak vazifemin başına giderken Gazık Dağı'ndaki şart cephesi karargahında sana uğradığım o karlı geceyi. Sırtında kaputunla bir masanın başında oturmuş bir gaz lambasının ışığında önüne serdiğin haritayı tetkik ediyordun. Vaziyeti nasıl görüyorsun diye sormuştum.

çok kötü demiştin. Düşmanın tipiden istifade ederek gün ağırmadan bir baskın yapması beklenebilir. Ben şu halde ne duruyorsun bir an evvel geriye çekilme kararını versene deyince sen buna karşılık vaziyeti grup kumandanlığına bildirdiğini henüz cevap alamadığını ve kendiliğinden bir karar veremeyeceğini söylemiştin. Ben de emir mi bekliyorsun demiştim. O emri 6. kolordu kumandanı yetkime dayanarak ve bütün mesuliyeti üstüme alarak sana ben veriyorum. İsmet Paşa ağlamakta bir sesle nasıl hatırlamam nasıl unutabilirim o geceyi dedi. Sen benim imdadıma hızır gibi yetiştin. Nitekim senin emrini yerine getirdikten birkaç saat sonra düşman kuvvetleri mevzilerimizi işgal etmişti. Biraz daha bekleseydim korktuğum felaketi uğramaktan beni hiçbir mucize kurtaramayacaktı. Hem o gece sen yalnız bu felaketi önlemekle kalmamışsındır. Bana askeri kariyerimde yüksek vazifelere yol açmışsındır. O geceye kadar ben neydim? Bir masa zabiti hayatın her safhasında önceden düşünülmeyecek durumlar çıkabilir. Böyle durumlarda vakit kaybetmeden kararlar alarak bunları uygulayıp durumu istenilen yönde geliştirmek gerekir. Proaktif yöneticiler problemleri büyümeden teşhis eder. Bunları fırsat olarak değerlendirir, inisiyatifini kullanır ve sorunları çözerler. Bir problemin çözümü için en uygun zamanı ve zemini yakaladığınızda eldeki bilgilerin eksikliğine, prosedür gereklerine bakmadan kararınızı uygulamaya koyun. Fırsatlar kaçar gider. Bir fırsatı yakaladığınızda hemen onu değerlendirmeniz gerekir. Atatürk der ki kumandanlar her anlık vaziyete karşı tereddütsüz ve süratle icap eden tedbirleri almaya mecburdurlar. Düşünce ve kararlarımı çabuk ve sert olarak yürütmek ve uygulamak zorunluluğu vardı geçirilecek zaman bizden ziyade düşmana faydalı olacaktı. Onun için bütün çekincelere rağmen kesinlikle taarruz edecektim. Mustafa Kemal Koca Çimentepe'nin ön kesimlerindeki dalgalı sırtlara kadar ilerledi. Burada bir gözetleme müfrezesi vazife görüyordu. Mustafa Kemal müfreze komutanının yanına sokuldu. Yakında düşman var mı diye sordu. Teğmen tereddütsüz cevap verdi. Hayır paşam yoktur. Mustafa Kemal bunun üzerine ayağa kalktı. Dürbünle ileri bakmaya başladı. İşte tam bu sırada birkaç tüfek patladı. Mustafa Kemal haklı bir hiddetle takım komutanına çıkıştı. Hani düşman yoktu? Takım komutanı ana anafartalar kahramanla aldırmadı bile. Erlerine döndü ve yüksek sesle benim takım süngü tak hücum emrini verdi yere yatmış olan takım bir anda maş maşlı hücuma geçti. Azileri de arazinin dalgalı oluşundan faydalanarak gizlice yakına kadar sokulmuş olan bir düşman keşif mangasını tepeledi ve tekrar eski yerine döndü. Mustafa Kemal'in hiddeti kalmamıştı. Yattığı yerden bu manzarayı zevkle ve gururla seyrediyordu. Takım komutanı ancak vazifesini başardıktan sonra döndü ve özür diledi. Paşa Hazretleri size teminat vermekte haklıydım. Fakat düşmanın çok gizli olarak ilerlediğini göremediğim için cezama razıyım. Mustafa Kemal Paşa yayınladığı bir günlük emirde Teğmen'in çabuk karar verme meziyetini övdü ve rütbesini bir derece yükseltti. İçinde bulunduğunuz durumu çabuk kavrayın, zamanı gelir gelmez çabuk karar verin ve kararınızı enerjik bir şekilde uygulayın. Karar ve hareketli çabukluk karakterinizin bir özelliği olsun. Çabuk karar gerektiren durumlarda gecikirseniz şartlar değişeceği için gecikmiş kararınızla sorunu çözemezsiniz. Atatürk der ki her gün sabah akşam, gece ne zaman denk getirebilirseniz bir çeyrek, bir yarım saat ne kadar vakit ayırabilirseniz kendi içinize çekilin. O gün yaptığınız işi göz önünden ve düşüncelerinizin tartısından bir defa geçirin. Ne ettiğinizi, ne işlediğinizi her gün bir defa kendi kendinize yoklayın. Şuurunuzdan alacağınız cevapların ne kadar faydalı olacağını tasavvur edemezsiniz. Gazeteci ve milletvekili Yunus Nadi anlatıyor. Sakarya Savaşı'ndan sonraydı. Kurmay subay cepheden alınan bilgileri Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal'i okuyordu. Bilgiler arasında cephe komutanlarından biri Seyit Gazi'nin bilmem ne kadar doğu veya kuzeyinde bir düşman tümeni görüldüğünden söz ediyordu. Paşa kaşlarını çatarak hayır orada düşman tümeni yoktur ve olamaz. Yazınız iyi baksınlar dedi. Kurmay subay gittikten sonra orada iki saat daha kaldım. Biz sofrada öğle yemeğini yerken subay tekrar geldi. Cevap aldım. Orada düşman tümeni yokmuş efendim dedi. Cephedeki umutan gözle görülmüş bir düşman tümeninden söz ederken Gazi Paşa 600 kilometre uzaktan düşman tümeni olmadığını görüyor ve uyarıyor. Kendinizi çevreden soyutlama ve yalnız başınıza kalabilme yatkınlığı kazanın. Böylece belli bir konuda uzun diye düşünebilme ve kılı kırk yararcasına kafa yorabilme alışkanlığı kazanırsanız, ilgilendiğiniz bir konuda zekanızı o noktaya toplayın, kendinizi tamamen o konuya verin. Konuyu kafanızda yaşayın. Atatürk der ki: "Toplantıya gelenlere sözü edilen konunun bütün geçmişini ve gereken bilgileri göstererek açık bir şekilde anlattım. Hakikati konuşmaktan korkmayınız. Türk ordularını komuta eden Alman Generali Liman von Sanders Paşa Mustafa Kemal'e ben sizin yerinizde olsam bu üç maddelik emri yazılı olarak vermezdim. Oradan bir subay çağırtacağıma kendi adamlarından birini gönderir sözle duyururdum demişti. Mustafa Kemal: Evet, ben de kitaplarda böyle öğütlendiğini bilirim. Böylece 15 dakikalık bir zaman kazanılır. Fakat ben kendi memleketimi ve adamlarımı tanırım. Öyle yapsaydım emir yanlış anlaşılırdı. O zaman kaybolan 15 dakika değil, bütün bir savaştır demişti. Mevcut problemlerin büyük bir bölümü iletişim sorunlarından kaynaklanmaktadır. Bilgilendirme alışkanlığı kazanmadan işlerinizi başarılı bir şekilde delege edemezsiniz. İş yaptırdığınız kişilerin doğru bilgi ve tecrübe ulaşmalarına yardımcı olun.